sizlere dip balıkları canlı yem avcılığını anlatacağım. Canlı yem avcılığındaki en önemli detayları ve dikkat etmeniz gereken unsurlara değineceğiz. Canlı yem avcılığına 7-8 yaşlarında iskele kenarlarında gümüş balığı yakalayarak başladı. 13-14 yaşlarda Türkiye'nin avlanması en zor olan bölgelerinden biri İstanbul Boğazı boru hattı üstünde uzmanlaştı. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin bütün denizlerinde avlanıp uzmanlaştı. Canlı yem çok etkili bir sistemdir. Ancak dönem dönem canlı yemin de çalışmadığı zamanlar ne yapmamız gerektiğini madde madde anlatacağım. İlk olarak canlı yem seçimiyle başlamak istiyorum. Sinerit ve tranchanın vazgeçemediği ve bizim de severek tükettiğimiz, yediğimiz yem kalamar. Günaydın. Sinerit avına geldik. Sinerit avında yaklaşık 10 kilo ve üstü olan sineritlerde havyarlı olduğu dönemde avına arkadan saldırıyor kalamara. Yani gezeri iğneyle yakalayabiliyorsunuz. Gezeri iğnelere de 7-0-8-0 yapmanız gerekiyor ki balık önden atladığı zaman kalamar da ona bir atak yapıyor. Sübye de ona bir atak yapıyor. O yüzden kendine zarar verdirmemek için arkasından gelip arkadan saldırıyor. Burada misinayı kestirebilirsiniz. Büyük olasılıkla zaten %99 misineyi kesecektir. Buna önlem olarak ne yapabilirsiniz derken benim kendi yaptığım takımımda yine klasik. Ancak ben circle iğne kullanıyorum. Circle iğne kullanmamın sebebi de balığı dudağından yakalamak. Ancak şu an arkadan saldırıyor balık. Circle iğne de özellikle trançada ya da iri sinerikte havyarlı olmadığı dönemde circle iğneyden dudağından yakalayabilirsiniz. Yutmadan trofeyi çekebilirsiniz. Bu da önemli bir detaydır. Zaten ince detaylar balık tutuyor. Burada şu an indireceğim takımda hemen gezer iğnenin arkasına benim kendi Ocean Angler'ın asistlerinden taktım bir tane. Gezer iğnemi de Molix'in OH2800 5-0 iğnesi. Ama normal iğne oranla 7-0-8-0'dır bu iğne. Bu asist sayesinde şimdi balığı yakalayacağız. Kalamarı takıp indiriyorum. Hareket edecek. Onları boşta bırakıyoruz. Aşağıda ne kadar güzel kendi boş halde avcı bir şekilde hiçbir yere dolanmadan duruyor. Kalamar tartışmasız canlı yem avcılığında en iyi yemdir. Sinerit Mart ve Nisan aylarında yumurtaya girer ve bu dönemde oldukça fazla yem seçer. Akan balık bu dönemde yani göç eden balık uzun süre yüzdüğünden ötürü formda kalır. Hatta renkleri yerel balığa oranla daha canlı olur. Ve bunun ayrımını çok kolay yapabiliriz. Yerel balık hantallaşır, akan balık ise uzun süre yüzdüğünden ötürü formda da kaldığı için oldukça güçlü ve mücadelesi yerel balığa oranla, yerleşik balığa oranla çok daha kuvvetli ve çetin geçer. Sinerit balığı senenin 11 ayı avına önden saldırır. Ancak Mart ve Nisan aylarında huzursuz olduğu dönemde yani yumurtalı olduğu dönemde sadece Mart ve Nisan ayına özel arkadan saldırır. Neden arkadan saldırır? Çünkü balık huysuzdur. Huysuz olduğundan ötürü şayet kalamara face to face yüz yüze saldıracağı zaman kalamar da ona atak yapacağı için bu durumu yaşamamak için sinerit gelir yemine
arkadan saldırır. Sinerit arkadan saldırdığı zaman %99.9 olmak üzere gezer iğneden yakalanacaktır. Ancak gezer iğneden yakalanması o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü trofe bir sineritin 10 kilo ve üstü olan bir sinerit arkadan saldırdığı için takımınızı yedirirseniz eğer takımınızı kesecektir. Sinerit öldürücü ısırığını yapar ve yemi 20-30 metre götürdükten sonra yutar. Huysuz olduğu bu dönemde sinerite ağırlık hissettirmeyin. Yani kalamanızı iyice açın. Çünkü sinerit ağırlık hissettiği zaman yeme ağzından atacaktır. Sineritin mücadelesi trançaya oranla oldukça farklıdır. Sinerit yüzerek kalama açar, trança ise yoğun kafa darbeleri ile. İşte bu yüzden trofe balığı tekneye çıkartmak zordur. Ancak balığı ufak detaylar tutar. İşte bu detayları, anlatacağım detayları yerine getirdiğiniz zaman siz de trofe balığı tekneye çıkartabilirsiniz. Normal yapıda bir iğne kullanıyorsanız eğer, kalamınızı açtığınız zaman balık da iri olduğundan ötürü balık zaten yemi yutacaktır. Yemi yuttuğu zamanda da takımınızı kesmesi %99.9'dur. O yüzden sinerit avında bu döneminde arka gezer iğneyi circle iğne yapmanız gerekmektedir. Yani balığı dudağından yakalamamamız gerekmektedir. Çünkü balığa yemi yutturursak eğer takımımızı kesecektir. Canlı yem avcılığında kullandığımız takımı göstermek istiyorum size. İki iğneli takım kullanıyoruz. Ancak balık Mart ve Nisan ayında yumurtada olduğu dönem arkadan saldıracağı için İğnenizi 7-0-8-0 yapmanızda fayda var. İğnenizi 7-0-8-0'da yapsanız dahi balık yemi 20-30 metre götüreceği için iğnemiz de gezer olduğu için balığın yine yakalanmama şansı çok yüksek. O yüzden ahtapot asistlerinden ben Ocean Angler'ın ahtapot asistlerini kullanıyorum. 7-0 iğnemizin arka deliğine bir tane asist iğne eklersek balığı yakalama şansımız oldukça yüksek olur. Önemli ikinci detay ise buradaki boncuk. Buradaki boncuğun işlevi çok önemli. Çünkü hayati önem taşıyor. Balık arkadan saldıracağı için gezer iğneyi en öne kadar getirir. Şayet bu boncuk yoksa buradaki düğümden takımınız kopar. O yüzden her canlı yem avcılığında, her canlı yem takımında olmazsa olmaz olan birincisi sinerit ve trançada circle iğne, ikincisi ise en önemli detay boncuğumuz. Boncuk olmayan bir takımda iri bir trofe takımınızı kesecektir. İşte bu öğütücü dişleri sayesinde sineritin buradaki öğütücü dişleri oldukça sivri ve testere gibidir. Gergin olan misinamız balık da kafasını sallayıp mücadele esnasında misinanızı anında kesmektedir. Sinerit balığı 3 yaşından sonra olgunlaştıktan sonra arkadaki köpek dişlerinden bir tanesini öne kaydırır. Misinamızı kesen taraf ise burada gördüğünüz öğütücü dişlerdir. Circle iğne kullanmamızdaki sebep İşte burada gördüğünüz öğütücü dişlere misinamızın değmemesini sağlamamız lazım. Çünkü circle iğne balığı dudağından yakalar. Trançada ise söz konusu öğütücü dişler sinerite oranla daha içe doğrudur. Ancak trançada misinamızı en çok kesen galsamanın arkasındaki dişleridir. Orfozda kesme olanağı yoktur. Çok zordur. Çünkü öğütücü dişlerin hepsi içe doğrudur. Balığın bu nazlı döneminde hataya yer yoktur. Hata yaptığınız takdirde altınızdaki balığı bozarsınız. Çünkü 80 ila 90 metrelerde oltanızı kopartan veya iğnenizden çıkan bir sineritin kuyruk sesi 70-80 metrede
bomba etkisi yapmaktadır. Ve iğneden kurtulan veya takımı kesen sinerit bilinçsizle farklı bir yöne doğru yüzeceğinden ötürü sürü de kaçan sineriti izler ve altınızdaki balığı kaçırmış olursunuz. Genelde bu sürüler 4 ya da 5'li olur. Aşağı yemi indirdiğiniz zaman yem hakkı sürünün liderindedir. Yani ilk olarak sizin yeminizi atlayacak olan balık sürünün, o dörtlü beşli sürünün lideri anaç balıktır. Ağustos ayının sonundan itibaren Kasım ayına kadar yerleşik olan sinerit balığı ahtapot bulmak için iyice kıyılar. Ve bu dönem zarfında lüferle beraber sığ taşlarda gezerler. Sinerit balığının en iri bireylerini 0 ila 30 metre alandaki taşlıklarda eriş deliklerde bulabilirsiniz. Özellikle sinerit balığı yerleşik olan sinerit balığı bu dönemde karnını erişteye sürte sürte gezmeye bayılır. Genelde erişte sineriti diye tabir ettiğimiz sinerit bu dönemde zargana balığına oldukça fazla ilgi göstermektedir. İkinci ilgi gösterdiği balık ise eriştenin üstünde gezen kikla balığıdır. Üçüncü ise iskorpittir. Ancak bu dönemde en iri sineritlerin vazgeçemeyeceği tek yem kalamar değil, zarganadır. Yakaladığım en büyük sineritleri 12-13 kilo olan İri bireyleri her zaman Ağustos sonundan itibaren Kasım ayına kadar olan süreçte sinerit balığı, yerleşik olan sinerit balığı ahtapot bulmak için iyice kıyılar. Bu dönem zarfında lüferle beraber gezmektedir. Şayet jig yapıyorsak eğer bu dönemde size önereceğim kullanacağınız sahtenin, ben Molix'in CJM 165 modelini kullanıyorum. Slim tarzda olmalı ve zarganaya benzer. Çünkü bu dönemde sineritin başlıca yemi ahtapot, zargana, erişte üstünde gezen kikla ve iskorpittir. Sinerit tranche balığından oranla daha kurnazdır ve avına planlı saldırır. Ancak tranche ölüm makinesi. Önüne ne gelirse saldırır. Plan kurmaz. Ancak sinerit plan kurduktan sonra avına saldırır. Zaten sinerit o kadar akıllı bir balıktır ki maalesef ki dalgıç arkadaşlarımız bilir. Şayet sürünün içerisinden bir adet sinerit vurduysanız ikinci daldığınızda asla ve asla o dörtlü beşli gezen sinerit size vuruş atış imkanı vermemektedir. Bu yüzden ötürü de birçok tanıdığım dalgıç arkadaşım maalesef vefat etmiştir. Sıcak suların, yani Akdeniz'in kralı tranche balığı ise Haziran ve Temmuz aylarında yumurta dönemine girer. Yumurta dönemine girdiği vakit bu sürüler genelde 7'li ya da 8'li olur ve anaç bireyi her zaman sürünün ortasında diğer bireyler tarafından koruma altındadır. İşte bu huysuz olduğu dönemde kalamara pek ilgi göstermez tranche. Onun aksine daha kolay avlayabileceği ufak balıklar ile beslenir. Ancak bu dönemde, yumurtalı olduğu dönemde, huysuz olduğu dönemde bölge koruma psikolojisi oldukça fazla tavan yapmaktadır tranche'de ve bölgesine balık dahi yaklaştırmamaktadır. Çünkü anaç bireyi koruma altındadır ve bölgesine yanaşan her ne olursa olsun öldürmeye vurur. Yemeye vurmaz. Sadece öldürmeye vurur. Hatta ağzından bile o parçayı atar. Bu da tranche balığının bölge korumacılığının en üst düzeyde olduğu zamanlarda bunu yapar. Avına sadece bir kere öldürmek için vurur. Normalde tranche balığının yeme alışkanlığı iki seferdir. İlkinde gagalar, ikincisinde ise öldürücü vuruşunu yapmaya gelir. Ancak Haziran ve Temmuz ayı içerisinde
trança avına sadece bir kere saldırır. İşte bu dönemde canlı yem yerine jikili avlanırsak eğer trança balığını yakalamamız daha kolaylaşır. Çünkü trança bir süre sonra sürekli kafasında inip çıkan bir nesneye oldukça fazla sinirlenir ve öldürmek için jiginize vurur. İşte bu dönemlerde sizin sadece tek bir şansınız oluyor. Ve bu tek bir şansı da iyi değerlendirmek sizin elinizde. Canlı yem avcılığında kullandığım kamış ve makineye gelince, kullandığım kamış omoto'nun bu bölge değişmektedir. Çünkü derinliğe göre kamış da değişiyor. Omoto'nun Free Fall serisi ve FG Custom serisini kullanıyorum. Ürettirdiğim bu her iki kamış da sert bir kamış değildir. Çünkü sert kamış sinarit ve trançada size balığı kaçıracaktır. Çünkü sinarit ve trançanın üst çenesi, alt çenesi, kafa yapısı çok sert ve kuvvetli olduğundan ötürü yakalandığı zaman eğer sert bir kamışla iğne yarasını çok çabuk açar ve en ufak bir boşlukta da balığın kaçmasına sebep olur. Ancak Omoto'ya ürettirdiğim Free Fall kamışlar ve FG Custom kamışlar sinarit ve trançanın kafa atış darbelerini absorbe edecek olan nitelikte bir kamıştır. Yani sinarit ve tranca ne kadar kafa atarsa atsın kamışın esneme payından ötürü yarasını asla ve asla açamaz. Sert ve kısa kamışları daha çok Orfoz ve Laos avı için öneriyorum. Ancak canlı yemde sinarit ve tranca eğer hedef balığımızsa Free Fall kamış ya da FG Custom kamış kullanabilirsiniz. Makineye gelince NTS 10 serisinden NTS 12 ve yine yeni çıkardığım bu işe en uygun olan Triple modelidir. Ve Triple modeli dünyanın en güçlü drag gücüne sahip olan çıkrığıdır. Bahsettiğim bu kamış ve çıkrıklara oltacıçocuk.com web adresimizden inceleyebilirsiniz. Hepimize bol tuzlu günler diler, bol trofelerle kucaklaşmanızı diliyorum.